Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Zil butonunu da aktif hale getirerek çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, modelimiz de bu şekilde arkadaşlar. Ee, bakın, minik yaprakların arasında minik fıstıklar. Şöyle arkadaşlar fıstıkların adedi aslında 5 taneydi. 5 tane çok fazla böyle geldiği için adedini 3'e düşürdüm. Siz de zaten minik böyle çıtı şeylerden hoşlanıyorsunuz. O yüzden 3 tane fıstıklı şöyle 3 kirpikli bir model hazırladım. Eğer isterseniz sayesiz 5'li yapabilirsiniz tabii ki de. Evet modelim bu. Sizler için bu şekilde tasarladım hazırladım. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ara suyu olarak bu şekilde 5 tane bırakıyorum. Modelimiz çatı olduğu için sizde siz de hani normalde 3 bırakırdım yakın olsun diye biliyorsunuz. Ama sizler de bu şekilde 5 bırakın diye görmeniz için 5 tane bıraktım. Evet tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Ve hemen çiçeğimizin yaprağını yaparak zeminini yaparak başlayalım. Evet, kirpiğimizi yapmadan kirpiksiz bu şekilde yuva yapıyoruz. Tekrar iki zincir bir defa doladım. Hemen 2 2. Bu şekilde trabzanımı hazırladım. 8 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi şöyle ters tarafından tuttum arkadaşlar. Bakın buradaki boş kirpiksiz bıraktığım trabzanımın şöyle tepe noktasına girip sık iğne ile buraya sabitledim. Bir iki zincirimi çektim. Evet arkadaşlar bakın ikisi de kirpiksiz olduğu için aynı seviyede şöyle kenarları büyüklü küçüklüğü olmayan bir yuva hazırladık bu şekilde. Hemen yaprağımızın yapımına başlayalım. Tığımızın başını bir defa dolayalım. Yuvaya girip 2 2 olarak aldım. Bu şekilde minik bir trabzan yaptım. Hemen trabzanımın tepesine şöyle arasından giriyorum. Bir tane tomurcuk yapıyorum. Bir defa doladım. Yuvaya girip 3 seferde 1 2 2. İkincisi bir e, birincisini 2 iki seferde, ikincisini 3 seferde. Hepsine de tepesine 4 zincirden tomurcuk yapıyorum. 2 defa doluyorum. Şöyle yuvadan girip 4 seferde 1 2 2 2 bir trabzan yapıyorum yavaş yavaş yaprağımın boyutunu bu şekilde alımları çoğaltarak büyütüyorum mı Evet bu kadar arkadaşlar 3 tane tomurcuktan oluşan bir yaprağımız var geri kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum bu şekilde şöyle 3 4 ve 5 Altıncıyı da bu yaptığımız 8 zincirli ana yuvada yapıyorum. Yaprağımın işlemi bu kadar arkadaşlar. Şöyle minik bir çıtı pıtı bir yaprağımız oluyor. 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Aynı yuvanın içine girdim. Şöyle 2-2 iki, iki alarak şöyle minik bir dal yaptım. 5 zincir çekiyorum. Bu 5 zincir çiçeğim için hemen bu minik dalımın arasına girip trabzanımın arasına girip Sık iğne ile 5 zincirimi sabitledim. 2 zincirimi çektim. Dalımı bu şekilde ana yuvada kapatarak bitirdim. Yine aynı şekilde bakın. Burada yaptığımız yaprağın aynısını şöyle sol tarafı da yapmaya başlıyorum. 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım. 2 2 bir defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 3 sefer arkadaşlar acele ettim buraya 4 zincir çekiyorum 4 zincirimi hemen kapatıyorum bakın bu ilk kirpiğim bir defa doladım ana yuvaya girip 1 2 2 şöyle 3 seferde aldığım bir trabzan 4 zincir 4 zincirimi hemen kapattım kirpik olarak şimdi arkadaşlar tekrar iki defa doluyorum Şöyle ana yuvaya girdim. 1 2 2 2 3. tomurcuğum için yine 4 zincirimi çekiyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Geriye kalan kısma da bakın son trabzanıma da 5 tane bu şekilde sık iğne yaparak yaprağımı tamamlıyorum. 3 şöyle 4 şöyle 5 Evet. Şöyle son yaptığım trabzana 5 tane sık iğne yapıp 6. sık iğnemi yuvada yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu trabzana batmaktansa araya da onun için şöyle bir sık iğne yapıyorum. Hem de buradaki arkadaşlar dönüş tümsekliğini aşağı meyil etmemesini bu sık iğne ile sağlıyorum. Yani bir taşla 2-3 kuş vurmak gibi bir şey. Hem trabzan tepesine batmak hem aşağı meyil etmesini sağlamak. Karşının tümsekliğini sağlamak. Bu şekilde bir sık iğne hepsinin işlemini yapıyor. Evet yaprağımız bu şekilde yine aynı şekilde ara suyu yapımına başlıyoruz. Bir defa doladım. Şöyle tığ battıya girip 2 iki, iki olarak aldım. Biraz ışık yansıyor arkadaşlar parlıyor. Bu sıraları bir de benim gözüm ağrıyor herhalde. Onun görmesi 4 zincirimizi tomurcuk olarak kapattık yanına hemen 2 zincir yandaki tığ battıya girip şöyle sık iğne ile sabitledim 1 2 zincir ara suyumuz bu şekilde bir defa doluyorum hemen yandaki boş olan tığ battıya girdim 2 2 alarak buraya minik bir trabzan yaptım şöyle 4 zincir kapatıyorum 4 zincirimi kirpik olarak şöyle 2 zincir bu şekilde bu ara suyundan 5 tane arkadaşlar yapıyoruz sonra bu kirpiksiz trabzanları kurarak yaprağımızı yapıp çimenimizin işlemi bu şekilde devam ediyor şimdi fıstığımızın yapımına geçelim Evet arkadaşlar şöyle bakın yaprağımızın kenarındaki tomurcuktan sık iğne ile ipimi bu şekilde buraya sabitliyorum hemen tığımın başını şöyle iki defa doladım Burada 5 zincirden dalımızın ucuna yuva yapmıştık. Oraya girdim. Şöyle 2 2 2 alarak 3 seferde şöyle aldığım bir trabzan. Hemen trabzanımın tepesini 2 tane zincir çekiyorum. Bu 2 zincir arkadaşlar alacağım şimdi ilmeklerin boyutunu uzunluğunu belirliyor. Bir defa tığımın başını doladım. Rahat oluyor arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi hemen o iki zincir boyutuna çektim. Bu bir, iki, üç, dört. Tabi her seferinde tığımın başını da doluyorum. Beş, altı ve sonuncu yedi defa trabzanın içinden aldım. Son bir defa da bu beş zincirli dalımızın içindeki yuvadan ip aldım. Şöyle ipimi tığımın ucuna dolayıp bakın şöyle yavaş yavaş şöyle arkadaşlar oynata oynata başa kadar ilmeğimi çıkarıyorum. İpimi alıp burada bir sık iğne yapıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6. Hemen şöyle bakın bu arada sık iğne ile sabitleyip trabzan yaptığım boşluktan girip şöyle buraya 6 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. 1-2-3 zincirimi çektim. Düz yüzüne döndüm bu şekilde. Hemen bu arkadaşlar yaptığım yuvanın içini 3 zincirle kirpiklerle dolduracağım. 1-2-3 zincir. Kapatıyorum. Bu şekilde sık iğne ile. 1-2-3 zincir. Şöyle 3. kirpik. 3 zincir. 4 tekrar 3 zincir bu da 5 bu 6 zincirli yuvaya bu şekilde 3 zincirden 5 tane kirpik yaptım 2 defa tığımın başını yine doladım yeni fıstığımız için trabzandan yuva hazırlayacağız arkadaşlar şöyle 2 2 2 alarak buraya bir trabzan yaptım yine 2 zincir çekerek fıstığımın boyunu belirliyorum. Bir defa tığımı doladım. Şu ip arada çirkin gözükmesin diye arkadaşlar onu da alıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, 7 defa bu şekilde topladım. Yine bir defa dolayıp son kez 8. ilmeği de bu 5 zincirli yuvadan girip bir tane ilmek çıkarıyorum. Şimdi tığımın başını doladım ve bakın başa kadar ilmeğimi çektim. Şöyle sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 ve 6 zincir. Hemen yine ters çeviriyorum. Bakın bu son yaptığım kirpikle trabzanın arasından girip buraya kapattım. Şöyle bir, şöyle iki, 3 zincir. Hemen döndüm. Bakın bu 6 zincirli yuvanın içine 3 zincirimi kapattım. 3 zincirimi çektim. Yuvaya kapattım bu 2. 3 zincir 3 1 2 3 zincir 4 Şöyle 1 2, 3 zincir ve 5. 5 tane sık iğneyi buraya hazırladım bu şekilde. Bakın arkadaşlar ikinciyi de yaptık. Şimdi üçüncü yapımına geçelim. 2 defa tığımın başını doluyorum. Yine üçüncümüz için. Üçüncü fıstığımız için. ikişer ikişer alarak trabzan hazırlayıp onu yuva olarak kullanacağız hemen iki zincirini üzerine çektim bir defa tığımı doladım teli de alıyorum bakın trabzanla beraber teli de alıyorum 7 tane ilmek topluyorum tığımın ucuna 3 4 5 6 ve 7 7 tane ilmeği bu şekilde topladım 8. ilmeği de yeşil yuvanın içine girip topluyorum ve Bakın bu şekilde sabitliyorum. 6 zincir çevirdim şöyle ters tarafına bakın. Trabzanla son kirpiğin arasından girip sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle 1 2 3 zincir düz yüzüne döndüm. Aynı şekilde yine Buraya üçer zincirden 5 tane kirpik hazırlayacağız. 6 zincirli yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. 3 zincir ikinci üçüncü kirpik dördüncü tekrar 3 zincir 5. ve sonuncu kirpiği de bu şekilde kapattım Son yaptığım yaptığımız buradaki kirpiğimizin içine de girip bakın bu şekilde sık iğne ile buraya sabitliyorum. İşlem bu kadar arkadaşlar. Gayet kolay ve basit. Ben aşamalı hani her aşamasını rahat görün diye gösterdim. Ondan biraz uzun sürebilir. Ama çok kolay bir bakın işlem. Şimdi ipimi yakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle havada tutabildiğim süreci şöyle bir göstermek istedim. Şöyle arkadaşlar bakın bitmiş hali de çoğaldıkça daha güzel gözüküyor. Modelimizin yakın plan çekimini göstermiştim başta da. Evet çok da zarif oldu. Çıtı pıtı bir model oldu. Şöyle herkesin yapabileceği tarzda yapraklar minik fıstık sayımız az. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde oldu. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.